Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Kürşat. Dayı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Galatasaray'ın belki de son yıllardaki en önemli maçı olan Galatasaray-Bayern Münih mücadelesine tepki vereceğiz. Galatasaray evinde gruptaki 3. maçında Bayern Münih ağırlıyor. Gerçekten de inanılmaz bir atmosfer var. Söylemeye gerek yok. Maç da birazdan başlayacak ve rakip Bayern Münih, Galatasaray bugün kazanmak istiyor. Bakalım dayı ne diyor maçla alakalı. Dünyanın en büyük üst 4 takımından biriz şimdi. Doğru. Yani 3-4 takımından birisi. Bazı takımlar bazı zamanlar modadır ama Bayern Münih her sezonun trend takımıdır. Yanlış mı? Doğru. Her sezon trendtir bu takım. Ve buna karşı Galatasaray kendi evinde. Ya şimdi tabii aklımız, beynimiz biraz zor olacak diyor ama hani yüreğimiz de kazansın istiyor yani. Tabii. Tartışmasız bir şekilde Galatasaray'ın kazanmasını isterim. Tahmin abi, skor. Skor tahminim yani çok zor bir tahmin olayı çok zor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim skora girmeden de. Benim beynim yani bütün kriterleri birleştirip büyük resime baktığım zaman mozaikte gördüğüm şey Galatasaray bugün üzülmeyecek. Yani Galatasaray Kanka. Bugün üzülmeyecek bana öyle geliyor ya. Vallahi çok zor bir maç Bayern Münih. Çok zor. Yani sonuçta adamların forveti Harry Kane, kanatları Coman, Sané, yani inanılmaz bir kadro. Sonuçta Bayern Münih kadrosu da çok önemli Bayern Münih. Ama buradan İstanbul'dan çıkabilirler mi şu taraftarın? Çok büyük önünde. Bir taraftar topluluğu var. Yani en büyük avantajı Galatasaray'ın taraftar. Taraftar maçın içinde olacaktır. Ben zor da olsa Bayern Münih'in bir adım önünde olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki isteğimiz, kalbimiz Galatasaray'ın kazanması yönünde. İnşallah bu akşam bizi gururlandırır. Ülkemizi 100. yıl, Cumhuriyet 100. yılında, 29 Ekim'e de şurada birkaç gün kalmışken güzel bir galibiyet armağan eder. Tabii ki isteğimiz bu yönde ama çok 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 zor bir maçta olacak. Bunu da söylemek lazım. Maç da başlayacak arkadaşlar. Çok uzatmayalım. Başlamak üzere. Bu kanala lütfen artık abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir tuşa basarak bu emeklerin karşılığını verebilirsiniz. Bu unutulacak bir şey değil ama ya. Yani gerçekten. O zaman olun arkadaşlar. Lütfen kanala lütfen abone olun. Yani eğer bu kanala abone olmayan kardeşlerime de yani ne diyeyim ben yani şimdi sitem ediyorum. Evet. Üzülüyorum. Lütfen diyorum yani bizi üzmeyin. Daha iyi yayınlar yapalım. Bir şeyin karşılığını almanın heyecanını, mutluluğunu da biz yaşayalım. Evet. Şimdiden teşekkürler. Hepinize teşekkürler arkadaşlar. Like atmayı, yorum atmayı da unutmayın ve maça başlıyoruz. Ananı, avradını açalım. Ah be. Lan yapma. Ya olacak iş değil ya. Saçmalığa bak. Saçmalığa bak. Bir hatayla gol yedi. Bir hatayla gol. Allah kahretsin ya. Abi çok kolay yattı o ya. Bir hatayla gol yenir mi ya? Çok kolay yattı. Kimdi? Abdülkerim orada topu bir kaçırdı. Angelini. Abi bu ne? Bu hatayı yaparsan Bayern bir golü atar ya. Yok Kazımcan ya. Ya Kazımcan yapılacak iş mi Kazımcan? Evet maalesef Coman'ın golüyle Bayern Münih 1-0 öne geçti. Ha, büyük hata ya. Oynayarak yenilen bir gol değil yani. İyi de başlamıştı Galatasaray. Orada Abdülkerim Durmaz'ın attığı, yaptığı büyük hata arkasından bir hata daha yedin gol işte ya. Uğraş da çıkar ondan sonra. Maalesef 1-0. Kaleci. Olacak lan bu iş. Nasıl çıkarttı? Ulan o nasıl bir vuruştu ya. Lan gol ol be. Gol ol be. Gol ol be. Gol ol be. Kerem mükemmel vurdu Kerem. Şu vuruşa bak. Yakışırdı. Şuna yakışmaz mı ya? 50 yıl adam hatırlanırdı ya. Korneri kullandı Kerem. Kafa
Boşkale. Boşkale. Kerem Boşkale. Kaçana bak, inanamıyorum ya. Offside der, pozisyonu. Boş kale ya. Ha onu atacaksın ya. Aa, bu gol kaçamaz ya. Bravo. Hadi be, tuttur lan. 4'e 3 ya. Versene pasını. Penaltı! Ver bunu! Ver bunu! Bravo! Alman! Tanzir! Oldu be! Icardi yerde, bir daha bakacağız. Ama net bir penaltı gibi gözüküyordu. Of! İkili sıkıştırma, penaltı! Daha ne olsun? Daha ne olsun? Kırsın mı adamına yani? Icardi! Panenka! Dışarı gitti zannettim lan, o yüzden bağırmadım. Mauro Icardi'nin golü. Yemin ediyorum top dışarı gitti diye bağıramadım ya. Böyle bir şey var mı ya? Atma, adam gibi at şunu ya. Thomas Tuchel. İşte Icardi'ye çok rahat bir vuruş. Şerefsiz. Ya fışak Icardi. Galatasaray hak ettiği golü buldu. Çok üstün oynuyordu Galatasaray Bayern Münih. Dalga geçmedi oğlum ya. Bayern Münih'le dalga geçmedi. Dalga geçti. Resmen dalga geçmektir bu ya. %100'e garanti aldı işte bunu. Pana Icardi. Adam atlayacak bir tarafa, belli yani. Ya tarafı tutarsa? Galatasaray hak ettiği golü buldu. 1-1. Icardi! Icardi! Boş kale ya! Icardi! Buna diyecek bir şey yok ya. Icardi, yapacağın işin içine düşüreyim ya. Yapma oğlum, at onu da ya. At onu da. Kaçana bak ya. Evet, ilk yarı bitti. İstanbul'da yani öyle bir ilk yarı ki, şunu söylemek istiyorum. 1-1 mucize. Mucize bir yani sıkıntı. Gerçekten çok çok yani inanılmaz derecede şanslı bir Bayern Münih diyelim yani. Vallahi yani şu maçın hakkı ilk yarı 4-1'di. Galatasaray Bayern Münih'i adeta yani yeri kazdı Bayern Münih'i içine koydu. Toprağı üstüne attı. O kadar iyi oynadı Galatasaray. Ya inanılmaz beğendim. Ya çok iyi bir yani ya Kerem ya kardeşim Kerem, benim. 3 tane Kerem kardeşim benim. Şimdi bu devre arasında şu anda içeride suyunu içerken Çurşat Dayı kanalını izlediğini biliyorum. Ve lütfen şuna dikkat et. Birazcık heyecanını kır Kerem. Bak burada televizyonun karşısında sinirleniyorum. Bu dediklerimi de dikkate al. Şimdi adam gibi oraya çık ve sakin bir şekilde. İki tane karşı karşıya atamadın Kerem ya. Üç tane. Bir tane boş kale. Bir tane karşı karşıya. Maçın Icardi'nin kaçırdı. Icardi son anda bir tane kaçırdı. Yani maçın hakkı cidden 4-1'di. İkinci yarı böyle devam ederse ben inanıyorum Galatasaray maç kazanır. Valla çok da iyi olur ya. Ama arka boşluklara da dikkat etmek lazım. Çok boşluk bırakıyor Galatasaray. Ama şu da bir gerçek. Bayern Münih sahadan sildi Galatasaray. Şaşırdı İnşallah. Adamlar ya. Gerçekten. Biz de şaşırdık. Bu kadarını yani, kimse beklemez diye. Hadi biz şaşıralım da Bayern Münih harbi şaşırdı yani. Asla beklemiyordu. Evet. Beklediği neydi biliyor musun? Bana karşı bir sistem kuran bir Galatasaray. Ama Galatasaray oynuyor. Galatasaray umurunda değil. Harbi Galatasaray oynuyor. Yemin ediyorum bir kişi ayağını topa alıyor Bayern Münih'ten. 4 kişi başında. Hani öyle geriye yana oynamıyorlar. Yani direkt ileri ya. Oynuyorlar. Yani. Direkt ileri ya. Helal olsun. Çok keyif aldım ilk yarıda futboldan. İnşallah ikinci yarıda böyle devam eder. Göreceğiz. Torreira ya. Atom karınca Torreira. Çok iyi ortada bu. Hadi be. Sen. Çok iyi de ya. Koş da Zaha ya. Hadi bu mu?
O ne lan? Lan ne Icardi? Icardi at bunu. Icardi. Icardi vursana. Neyi bekledin ya? Nasıl atmıyor onu ya? Atmadı resmen ya. Ha, Koman gitti, inşallah sakatlanmış. Çıkar çıkar. Koman'ı değiştir, Koman'ı kurtulalım şundan. Dikkat. Dikkat, olacak iş değil ya. Buna koyayım ya. Abi. Olacak iş değil. Harbi olacak. Yata yata gol attılar. Amına koyayım ya. Yata yata gol attılar ya. Yata yata gol attılar ya. Oyunun akımı değil ama futbol böyle işte. 2 dakika top ayaklarında kaldı gol oldu ya. Hiçbir şey yapmadı herifler gol oldu. Dakika 74 Harry Kane. Şuna bak ya. Yapma ya. Sasha boya yapma oğlum. Top da önünde kaldı. Gerçekten çok üzücü bir durum. Yazık ya. Vallahi yazık oldu ya. Ama şu dedi ama yani bu hiç hoş olmadı. Bayern Münih 2-1 önde maalesef. Gol mü? 3-1 oldu. Ya o baskıyı nasıl ya? Dağıldı Galatasaray. 2'den sonra dağıldı. Golü yiyince çok dağıldı Galatasaray. Bu dakikaya kadar çok yoğun oynadık. Çok. Yani 70'e kadar müthiş bir Galatasaray ama artık dayanamadı yani. Kondisyon bitti. Bayern Münih maalesef. Ama Bayern Münih şey gibi oynuyor amına koyayım böyle tık 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 yani bu da olmaz ki bu kadar ya. 10 dakika bile değil yani. 8-9 dakika top oynadı Bayern Münih. Skoru 3-1'e getirdi maalesef. Sonuçta Bayern'e karşı oynuyor. Yapacak bir şey yok. Ne oldu sonuçta Bayern'e karşı oynuyorsunuz lafı nedir ya? 3-1. Evet. Maalesef maç sona erdi arkadaşlar. İstanbul'da Galatasaray 1, Bayern Münih 3. Skoruyla sona erdi. Yani gerçekten skorun kesinlikle oyunu yansıtmadığı, oyunun da skoru yansıtmadığı bir maçtı. Yani Galatasaray 70 dakika çok üstün oynadı. Bayern Münih'i yani yatırdı kaldırdı, sağdan sildi. Ama 70'ten sonra Galatasaray'ın düşüşü, fiziksel olarak düşüşü ve Bayern Münih'in de tabii ki kaliteli ayakları maalesef skoru bir anda 1-1'den 3-1'e getirdi. Ve maçı kazandılar. Ama şu anda da gerçekten taraftar ve oyuncular bütünleşmiş birbirlerini alkışlıyorlar. Ki Galatasaray bugün alkışlanmayı hak etti diye düşünüyorum. Kaybetmesine rağmen bence alkışlanmayı hak etti. Ya, muhakkak öyle tabii yani. Çok iyi top oynadı. 70 dakika iyi oynadı da. Ya bunu işte 90 dakikaya yaymak lazım. Bunu 90 dakikaya komple bütünleştirmek lazım. Bu da teknik direktörün göreviydi. Yani Zaha gerçekten bugün ilk yarı ikinci yarı fark etmez. İlk yarı Galatasaray dehşet bir top oynadı da yani orada tek eksik ayak Zaha'ydı. Yani ismiyle yani ismiyle hani Tete'yi tamam anladık ama yani Zaha'yı ismiyle orada tutmanın bir mantığı yoktu. Orası çok aksadı. Olsun. Bunu da şimdi Okan'a mal etmeyelim. Bu da bir nazarlık olsun. İyi oynadılar. Yani. Sonuca odaklı gitmemiz lazım. Oynadığı takım zaten maçın başında ve günlerde de söylediğimiz gibi dünyanın en iyi 2-3 takımından birisi. Bu şaka değil, bu bir gerçek. Her dönem trend olan, her dönem üst seviye olan büyük bir kulüp. Olsun, canı sağ olsun Galatasaray'ın. Gruptan çıkmanın bir yolunu bulacak. Yani hedef Bayern Münih'i yenmek, mağlup etmek, ezmek falan olmamalı. Hedef bu gruptan çıkmak için gerekenleri yapmaktır. Bu maç bitmiştir. Gruptan çıkma şansı çok aşırı derecede zayıfladı gibi bir şey söz konusu değil. Yani gruptan çıkma şansı çok yüksek bir şekilde devam ediyor. O hedefe yürümeli Galatasaray.
Bundan sonraki maçlarında da Trabzonspor adına, Türkiye adına kendilerine başarılar diliyorum. İnşallah gruptan çıkacaklar ve belki de 1-16, 1 yarı final falan. İnşallah. İnşallah yani, ne diyelim. Evet arkadaşlar, videonun da sonuna geldik. Galatasaray salladı ama yıkamadı diyoruz. Ve Galatasaray'ı yine de oyundan ötürü tebrik ediyoruz. Bu videoyu da lütfen arkadaşlar like atmayı, yorum yapmayı ve bu kanala abone halen daha değilseniz kanala da abone olmayı unutmayın diyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili gençler, sevgili çocuklar, kötü alışkanlıklardan ve kötü arkadaşlıklardan uzak durun. Hepiniz Allah'a emanet olun.